Canavar Hareketler'de Kasım ayının ikinci haftasına giriş yaptık. İşte karşınızda bu haftanın canavar hareketleri. Bakalım Kasım ayının ikinci haftasında hangi görüntüler gelmiş? Öncelikle bir görünmez duvar. Aslında olayı bir açıklayalım öncesinde. Orada bir kapı var ama kapı animasyon gereği arkadaşa kapalı gözüküyor. Her ne kadar animasyonda arkadaş bunu açık görse de kodlamada bir hata olmuş. Yanından diğer arkadaşları patır patır geçiyor gördüğün gibi. O buradan geçemiyor. Ama sağ olsun ki burada yardımcı bir arkadaşı var. Ve o birazdan kapıyı açacak. Gördüğün gibi önce bir aç kapa yap düzelir derler ya. Aç kapa yaptı. Kapı açıldı. Sonrasında da o da teşekkürünü etti ve böylelikle ilginç bir hareket. Yalnız arkadaşı da onu anlamış olması ve aynen. Kapıyı açması. Demek ki burada çok takılıyor oyuncular böyle. İyiymiş. Bana hiç olmamıştı ama ilginç bir görüntü. İlginç bir görüntü de Forza'dan geliyor. Forza Horizon 3'ten görebildin mi? Takla düştü. İki araba üst üste gidiyordu. Bak şimdi biraz daha yakından gösterelim. Burada bayağı bir süre... Benzin tasarrufu bence. Yani mantıklı. Yani güzel. Düşünsene sadece bir araba çalışacak. Yani yarı yarıya kırışırlar parayı. Olabilir mantıklı. Ama sonradan biraz tehlikeli galiba. Evet, sonu talihsiz bitmiş. Buradan Rainbow Six Siege'e geçelim. Olay burada yine komiklik unsurları içeriyor diyebiliriz. Çünkü bu hafta bayağı kahkaha atacağımız görüntüler var. Özellikle yabancı hareketlerde de var. Buradan spoiler verelim 5 dakika sonrası için. Arkadaşımız yaralandı. Rakip de böyle dalga geçmek için gelir ya. Kaldırıyor mu bu onu? Yok. Rakip bilerek dalga geçmek için etrafında böyle dolaşıyor. T-Bag yapayım falan derken arkada mayına basıyor. İkisi birden ölüyor ve berabere bitiyor. Arkadaşlar bu sırada konuşuyorlar. Oo bu görüntüyü kaydet. Allah aşkına kaydet falan diye. Kontrolsüz T-Bag yapmayın diyoruz. O yüzden tehlikeli. Evet buradan bir seri hareketler, seri öldürüşlere geçelim. Murat Çakır var. Biraz ileri sardık. Az önce bir rakibini öldürmüştü. Burada çetin bir mücadele verecek kendisi. Üstüne flashlar patlatılırken, ünlü de bir oyuncu herhalde. İğrenç bir espriyle. İki kişi gitti. Bir üçüncüsü. Oraya bir bomba. Dördüncüsü. Takım arkadaşı da ölmedi. Devam ediyor yoluna. Çok seri bir şekilde. Zaten yukarıda tek kurşun 27.2 ile görüyorsunuz. Rakiplerini öldürdü. Uzakta bir rakip var. Artık o da nazar boncuğu diyelim. Öldüremedi. Burada iki kişi var. Geliyorlar. Mermisi bitti. Tam öldüğü sırada füzesini atarak iki kişi daha öldürdü. Dibine düştü bir tanesini. Hiçbir şey olmadan uzaklaşarak gidiyor oradan ya. O da ilginç bir görüntü oldu. Ve Rocket League'deyiz. Burada da bir kurtarış izleyeceğiz. Zaten ya kurtarış ya da ilk gol görüntüsü olabilir. Çok seçenek yok yani. Ama buradaki hareket bayağı aslında zorlayıcı. Yani kontrpiyede kalıp ters yöne gidip sonra aracın arkasını dönerek son anda topu uzaklaştırmak güzel. Adamın kendisi gol oldu yalnız orada. Şimdi farklı açılardan da izleyelim. Backdoor, arka kapıdan. Ya ben rakibin yanında olmak istemezdim. En sinir bozucu şey tam vuracaksın son anda bozuluyor. Şöyle bir son bir açımız daha var rakip açısından. Jackie Chan filmleri gibi oldu ya. Patlama sahnesini 3 farklı açıdan gösterirler. Aynen öyle. Buradan Counter Strike'a geçelim. Bir Ace videosu izleyeceğiz burada da. Hani çok fazla değişmiyor olaylar zaten. Sakin ve sabırlı bir şekilde bekleyen oyuncu ilk meyvesini aldı. Yalnız bayağı bir kötü vurdu sanki orada ya. İlk atışı da olur. Eli ısınmadı henüz. Burada biraz ısındı. Devam ediyoruz. Rakipler de tabii etrafını sardı ama rakiplerin de iki tanesinin canı zaten bayağı azalmış. O 100 canla devam ediyor yoluna. Hop. Şu silahlar beni bitiriyor ya. Böyle şekilli şekilli değil mi? Düşünsene ya IŞİD'in elindeki silahlar falan böyle. Üstte böyle Team Fnatic falan yazıyor. Haberlerde falan görüyoruz falan böyle. Güzel o, Red Dot site'ler falan böyle takılmış. Altın kaplama falan geziyor. Bak, son vuruş güzel ama. Çat. Tertemiz. Az canı vardı galiba. Evet az canı. Yok pardon 100 canı vardı bunun da. Kafadan vurunca iyiymiş. O mesafeden bayağı güzel bir atış oldu kendi açısından. Ve round da burada bitti. Arkasından Batman Arkham City'deyiz. Yine her zamanki gibi 3 tane yapılması gereken görev var. Bunlardan biri rakibini kırbaçla pataklamaktı. Onu daha az önce yerine getirdi. Pençeledi. Zaten hani Batman oynayan arkadaşlar herhalde bu arkadaşımızın derecelerini görüp pek de fazla kasmıyordur. Çünkü kendisi hep dünya sıralamasında birinci olduğu için Batman konusunda uzmanlaşmış ve burada da patır patır Beyblade gibi döne döne herkesi indirdi. O yapay zekanda lastikleri patlayınca kıpırdayamadılar. 27 saniye gibi bir süreyle kendi en iyi derecesini yaptı. Ve aynı zamanda şimdi sıralamayı da göreceğiz. Burada etkileyici ara sahnelerle birlikte evet, 27.02 ile yine iyi bir derece yaptı. Kendisini tebrik edelim buradan ve 2,5 dakika uğraşan var. Bir sonraki o da sıralamadan geçelim. Evet. Haftanın 3 numarasındayız. Çok güzel bir golümüz var. Tarkan 134 90'a taktı. Evet Tarkan 90 olsa o da ilginç olabilirmiş. Gerçekten James Rodriguez'de bir El Clasico maçındayız.
Dostluk maçı da olsa affetmemiş. Önce burada topu kapmışlar, sonrası da güzel. Yani bunu daha ilk pası atarken topu kaptığı anda bence planlamış. Orada L1 üçgenle güzel bir havadan pas gönderdi. Ve sonrasında da çok estetik ve gol olması da zor bir vuruş. Gayet de güzel olmuş. 10 numara bir gol atmış. Tebrik edelim kendisini ve haftanın 2 numarasındayız. Rainbow Six Siege'deyiz. Bizi topuklara sıkıyor. Yani mafyaymış bu arkadaş önceki hayatında. İlk baş uyardı o topuklarına sıkarak. Aynen. Bu arada 4'e 2 kaldılar. Hop 4'e 1 kaldı. Yazık olacak. Tek başına. Ama bak sistlerin içinden koşarak koşarak bir kişi gitti. Bu az önce vurdu adamı. Aynen. O uyarmıştı orada. Sana kaybol demedim mi falan dedi. Hop. Kafasına sıktı. Bu arada kontrolcünün zorlukları tabi. Ama yan gezmek nedir ya? Seri bir şekilde çatı çatır herkesi temizledi. Oldukça soğukkanlıydı ve bu soğukkanlığı ona da haftanın ikincisi olmayı getirdi. Haftanın bir numarasına geçelim. Bir numarada tekrar bir Rainbow Six Siege görüntümüz var. Kerem Yeltsal'dan geliyor. Daha önce Battlefield'dan helikopter videolarıyla da hatırlıyoruz kendisini. Burada önce bir camdan selam verdi ama orası bayağı bir kalabalık. Bak, bekletiyor. Son anda atayım ki kaçacak pişiriyor, imkan pişiriyor. Bulamazsın. Cooking diyorlar ona. Cooking. Tabii sen FPS konusunda çok uzmanlaştığın için terimlere daha hakimsin. Bak iki kişi daha. Temiz. Hop bir tane daha. Derken. O da gitti. Ya bunları bu kadar hızlı bir şekilde temiz kafadan indirmesi oldukça güzeldi. Zaten bir kişi kaldı. Hafif bir elektriği de yedi orada böyle bir adrenalini aldı. Bir kişi kaldı. Takım da 5 kişi yani. Kimse ölmemiş. Ne oldu ya falan diyor takım arkadaşlar. Diğer takım arkadaşları oyuncuyu gördü. Oha çok acayip vurdu yalnız. Ama onun bombası zaten işi bitirdi. Estetik olarak da çok güzel bir görüntüydü ve bu hareketiyle hem takımına round'u kazandırdı hem de haftanın da birincisi oldu. Kasım ayının ikinci haftasında. Buradan yabancı hareketlere geçelim mi? Geçelim. İlk görüntü ne? İlk Battlefield. Evet ilginç bir kovalamaca parkur. Hemen biz de atlayalım. Hop. Ama o da tekrar atladı. Biz de bir daha atlayalım. Aa bir daha atladı. Yakalayacağım oğlum senin gibi böyle bir çizgi film tadında. Hayır nereye kadar devam edebilirsiniz ki yani? Ha bir beklesen aslında adam senin kucağına atlayacak ama. En sonunda biri akıl etti bunu. Çok ilginç ya. Şimdi hani Battlefield'de şey olur ya. A bölgesini kaybedersin. Ulan tankımız nerede bizim ya falan dersin. O sırada tank bunlarla uğraşıyor işte. Değil mi? Rastgele atışlar atıp oradan geçen uçağı vuruyor. O da kuş gibi süzülmüş yalnız he. Sanki GTA'da güvercine ateş etmişsin gibi. Yalnız çok iyi. Bu aynı arkadaş ya. Olabilir mi acaba ya? Çok iyi tutturmuş yani. E tabi canım. Onun gidişatını izlemek böyle. Sonra bir de bak şey yapıyor. Zoom yapacak tekrardan. Ben mi vurdum acaba deyip böyle bir şaşırıyor. Bu da aynı arkadaşın kardeşi olması lazım veya kendisi de olabilir. Farklı bir alanda. Ta uzaklarda. 319 metre. O ta uzak 320. Bir köyde. Bir tane sniper orada var. Orada bir köy var uzakta. Bir sniper var uzakta ve artık yok. Sniper evet. Olmuyor artık. Burada da yine bir telepatik iletişim yolları ile ilgili ders izliyoruz. Ne yapıyorsun sen? Vurdu vurdu falan. Yazık yazık. Hiç gereği var mı yani? Ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam, haklısın anladım. Doğru diyorsun. Ya yürü git işte der gibi sonra. Şu diyalog var ya efsane. Keşke böyle bir şey yaşasam istiyorum şu an yaşamak. Hiç denk gelmedi. Genelde vuruyorlar. Yazık yazık. Yani adam bir fragdan vazgeçip insanlığa yani, kazandırıyor kendini. Bu daha önemli. Bir fragdan çok daha önemli. Bizim için küçük onun için büyük bir adım olmuş. Ve burada da armut piş ağzıma düş. Tarzı bir ne yapacak? Tabii ki de helikopteri indirecek. Vuracak bir güzel. Ama olay o değil. Helikopterden fırlayan adam şşt, paket eve servis. Hop. Ama ne olduğunu anlayamadan boğazını kestirdi tabii ki. O, olmadı. Bıçakla gelip o bıçaklamış olsaydı ya, süper hareket olacaktı. Öyle bir şekilde gelmesi ve tak diye durması hakikaten. Olimpiyatlarda oluyor böyle jimnastikçiler. Onlar gibi durmuş adeta ya. Bu bir gerilim korku oyunundan. Adam öyle bir salına salına geliyor ki. Notre Dame'ın Kamburu isimli bir oyun. Bir sağa bir sola. Ve şimdi Battlefield'deyiz. Bayağı görüntüler var ya Battlefield'dan. Bıçakladı, ikinci kişiyi bıçakladı. Üçüncü kişiyi bıçakladı. C noktasında adamlar yatmışlar ve kimse... Çayın 2 lira olduğunu gördük. Muhtemelen kahveyi taradı falan var ya böyle haberler. Üniformasını değiştirdi tamam mı? Bunu da kendilerinden sanıyorlar. Olabilir. Bu çok güzel ya. Surprise motherfucker derken surprise motherfucker çok kötü oldu onun açısından. Hiç gelmek istemeyeceği bir yer. Yani ateş ettiği yerin önünden çıkmak nedir ya? Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? Oldukça da estetik bir görüntü. Yine FIFA'dayız bu sefer. Yabancı hareketlerde bambaşka bir hani kurtarış. Daha nereye gidilebilir derken. Şimdi kaleci arkaya düştü. Ağın arkasında kaldı tabi. Kader ağlarını ördü derken. Bomboş kaleye ne yapacak? Elini ağdan sokup mükemmel bir şekilde kurtarıyor.
Bu gerçekte legit galiba. Sayılıyor yani kurtarması değil mi gerçek hayatta? Ya kurtarabilirse helal olsun. Oradan A'dan sokarsa elini de yani takılır normalde hani eli bir şekilde. Hayır eli geçer canım en azından. Kol falan döner belki. Omzuna falan kadar geçer yani. Ya illaki de ama bu bayağı bu kafayı değiştirmiş tabii. Ve buradan da aklıma böyle bir Wanted filmi falan geldi bu GTA görüntüsünde. Öldürdüğün adamın mutlaka gözüne bakacaksın isimli çalışma. Gözlerin içine bakarak öldüreceksin onu. C4'ü koymuş ve önüne takla atarak mükemmel bir bakışla oradan o isabetli vuruşla bir de hele ki. Yani hakikaten helal. Yani bir insanı ne kadar estetik öldürebilirsin ismi. Bu kadar. Güzelmiş. Titanfall 2. Evet Titanfall'da şimdi adamımız bir tane Titan görecek. Ona biraz sataşıyor. Rahatsız ediyor onu biraz. Vuruyor falan. Sonra yukarıdan atayım diyor. Orada bir silah bekliyor onu. Halbuki orada intikam için yanıp tutuşmakta olan bir Titan var. Ve ağzına birdenbire roketi yani, yemiş oluyor. Direkt yani namluya kafayı kaldırıp CE yapmış adeta. Şimdi de Call of Duty 2'deyiz arkadaşlar. Daha eski en bir görüntü. En sevdiğimiz. Hastasıyız. Evet, oyuncu senaryo modunu oynuyor ama yukarıda biraz işler kötüye gidince aşağı ineyim diyor. Aşağıda bir grup, bir tümen asker. Şu ses gözünün önüne geldi mi? diye böyle. Kötü oldu tabii. O kadar kişinin arasında bulması. Yani bir bakaydı keşke. Bu da çok klas ya. Evet, GTA'da birdenbire kolay bir noob'u ezeceğini düşünen oyuncu birdenbire karşıda bir hardcore görünce işte. Vay hop. Yani bu da tam zaten tuzaklı geziyor ya muhtemelen. Aynen. Böyle takılıp millet beni esin diye. Tabii arabada lüks son derece lüks ve yerde olunca arabanın üstünden çok kolay bir şekilde zıplarsın. Evet, bu da son görüntümüzdü bu haftaki. Evet, çok güzel bir şekilde temizleyip. Oldukça da yani kusursuz, güzel son. Kusursuz bir hareket ya. Kesinlikle. Ve Japonca. Evet, bunlar şey Asians seviyesinde oynuyorlar oyunları zaten. Uzakta oldular, ayrı bir seviyedeler. Evet arkadaşlar, bu hafta bu şekilde tamamlıyoruz. Bizlere en iyi görüntülerinizi, en komik anlarınızı atmaya devam edin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Evet, hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder@bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.